Hayırlı Ramazanlar. Takipçi arkadaşlarım. Bakayım bu kaydediyor mu? İnşallah kaydediyordur. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdi bugün size ne göstereceğim? Bugün size şunu göstermek istiyorum. Data analist, data scientist, data engineer, data janitor diyorlar şimdi. Yani data ile ilgili uğraşan arkadaşların aslında işlerinin %70'i nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Datayı temizlemek. Şimdi herkes data scientist'i şey zannediyor. İşte böyle algoritmalar kuracağız. Bu algoritmalarla işte geri beslemeli dillerde işte Python'da falan karar verici mekanizmalar oluşturacağız. Ondan sonra internette bir sürü startuplar var böyle. YouTube'da 10 dakikaya kuruyorlar falan. Ondan sonra işte akıllı zeka yapacağız falan fişman. Böyle bir sürü şey var ama böyle bir şey değil. Data scientistlik, data engineer, data analist böyle bir şey yapmıyor. Data analistin işi, yani bu data ile uğraşan veri bilimcilerin işi, data kaynaklarından gelen verilerin temizlenmesi ve düzgün işlenebilir hale gelmesi. Çünkü bunu yaptıktan sonra işin matematik kısmı, algoritma kısmı 1960'lardan beri pek az değişmiş durumda. Sadece işte günümüzde deep learning algoritmaları eklendi ama işte yapay zeka algoritmaları 1960'lardan beri IBM'in öncülüğünde kullanılmaya devam ediyor. Neyse işte yani anlayacağınız bizim için datada temizlik, datanın güvenilirliği çok önemli. Peki gelelim şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi data analizlikten gidelim. Hani o en temel olanı. Gün içinde 4-5 tane farklı data source'undan gelen kaynağı elinize aldınız. Tamam mı? Şahin Bey var bana. Şeyden yazıyor. Arada mail falan atıyor. Dedi ki ben iddia oynamayı çok seviyorum. İddialı dedi bu şekilde de takım isimleri var. Bu tarafta yani şu mesela yabancı bir internet sitesinden aldığı takım isimleri. Şu da bizim farz edelim iddiadan aldığı takım isimleri. iddia.com'dan. Şimdi geliyor buraya Paris Saint-Germain. Burada Paris SG. Şimdi bunu normal VLOOKUP eşleştiremez. Gelelim. Düşey araya basalım. Bunu gel. Allah'ım ya beni öldürüyor be güzel. Burada ara diyelim. Bakalım ne diyecek bize. Yok diyecek. Çünkü yok yani. Paris Saint-Germain'in şu olduğunu biz biliyoruz ama bunu formül bilemez. Onun için burada fuzzy dediğimiz yani böyle kısmi de denebiliyor buna. İşte flu da denebiliyor. Yani böyle parçalı eşleştirme. Yani gidecek şu Paris'i gelecek burada bulacak. Diyecek ki buna en yakın değer bu. Yani kısmi eşleştirme gibi bir şey yapacak. Şimdi bu düşey aranın doğru kısmı var. Hani doğru yanlış diye yapıyorduk ya şurada şöyle. Düşey ara mesela. Mesela doğru yaklaşık diyor ya. Bu yaklaşık farklı bir şey. Bu fuzzy tamamen farklı bir şey. Şimdi bununla ilgili internette pek bir şey bulamadım ben. Benim de yani işime gerekiyor. Çünkü ben de Python'da bir iddia yazılımı yazdım. Bir kısmında bunu kullanmam gerekiyor. Yani ben de birkaç siteden veri çekiyorum. Birleştirmem gerekiyor. Onun için bunu kullanmam gerekiyor. Araştırdım pek bir şey yok. Yani işin doğrusu. Algoritmalar var ama çok düzgün değil. İşte bizim istediğimiz gibi hecesel bazlı, harfler bazlı eşleştirmeyenler var. İşte frekans bazlı eşleştirenler var. Hani hangi harf daha çoksa falan. Hepsinin optimum bir karışımını yapmak lazım. Ben şu anda o algoritmayı yaptım. Mesela bunu uyguladım. Hatta çalıştıralım bir. İlk önce birinci tablomuzu seçiyoruz. Sonra ikinci tablomuzu bize diyor ki mesela Paris'i Paris Saint-Germain'le eşleştirmiş. Bu arada bu en iyi eşleşme oranı. Yani şu mesela diğerleriyle de eşleşiyor ama en iyisi bu. Şunlar tabi tam eşleşmiş gördüğünüz gibi. Mesela şu %70 çekler. Sonuna memo ekledim ben kendi ismimi. Mesela Şatürk'sü müdür nedir öyle bir şey. Mesela bu ikisi aslında aynı olduğu belli değil mi? Ama bizimki bunun %73 oranında
Trio. Buna fuzzy lookup diyorlar. Mesela Gazelek, Ajaccio var ya. Bunu gidiyor, burada arıyor. Bakın burada öyle bir şey yok ama GFC var. Bakın bununla bunu eşleştirmiş. Bununla bunu eşleştirmiş ve %60 oranında benzerlik var demiş. Şimdi bunu yapan şey var zaten. Microsoft'un bir edini var ama o kadar kötü ki. Yani inan anlatamam size yani. Rezalet bir edin. Şimdi ben bunu kendim bir algoritmaya koydum. Bu arada algoritma hala gelişim aşamasında. Hani inceliyorum nasıl yapılabilir, nasıl edilebilir. Çünkü benim kendi iddia programında da kullanacağım bunu. Onun için önemli bir şey bu. Şurada şöyle diyelim. Şimdi şöyle bir algoritma. Esas algoritma kısmı orası. Ben ne yaptığımı anlatayım size. Şimdi bunu çok anlatmayayım. Bu çok mantıklı değil. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben şurayı ve şurayı seçtim ya. İlk önce buraları anlamlı birer range'e çevireceğim. Yani ben tüm hepsini seçiyorum ama şuradan sonrasına bakma diyeceğim. Ya da üst tarafı boşsa bakma. Sonra bunları birer array'e koyacağım. Array dosyası için. Yani array dosyası diyorum. Pardon. Array elementi içine yerleştireceğim. Doğruları gösterebilirim ya. Ben şeyi yani algoritma kısmı biraz tabii orası meslek sırrı gibi. Orayı biraz daha geliştirmem gerekiyor. İlk önce burada şeyleri seçiyorum. Tabloları seçiyorum. Bir kolondan fazla olmasın diyorum. İkinci tabloyu seçiyorum. İkinci tablodan ondan sonra getirilecek kısmı varsa, işte birden fazlaysa orayı getir diyorum. Hani VLOOKUP gibi düşünün. DoSHARE gibi düşünün. Sonra işte range'leri dynamic olarak tanımlıyoruz. Burada iki tane kolon ekliyorum yanına. İki tane fazladan array yaratıyorum. Bu şeyleri array'e yükledim. Birini şurada yükledim. Birini de burada yükledim. Hemen oluşturduktan sonra. Sonra burada fuzzy diye bir kendime fonksiyon yarattım. Fuzzy fonksiyonu aşağıda. Şurada. Şimdi fuzzy fonksiyonumuzda ne yapıyoruz? Ben birinci array'in her bir elementi için ikinci array içerisinde bir koşturma yapıyorum. Yani geliyorum birinci array evyen. Evyen için bunu hepsini tek tek kontrol ediyorum. Diyeceksiniz ki nasıl kontrol ediyorsun? Burada da bir algoritma var. Yani bu işin aslında temeli bu algoritma. Levenshtein distance diye bir şey var. Yani Levenshtein uzaklığı. İki kelime arasındaki benzerliği bu uzaklık veriyor. Şöyle bir internet sitesinde bulabilirsiniz. Bakın hep big data ile ilgili şeyler. Bu Levenshtein çok önemli bir kural. Yani kural dediğim Levenshtein distance yöntemi çok önemli. Bize bu kısmi eşleşmelerde işte en iyi sonucu verip daha hızlı demeyeyim hatta binlerce kat daha hızlı şekilde datayı temizlememizi sağlıyor. Fonksiyon bu. İşte bayağı hani karışık bir fonksiyon ama ben bunu şeyin içine gömdüm. Olayın içine. Mesela bu Arles diyor ya. Da şurada tam eşleşen var bir tane mesela. New York. O vardı. Şurada görüyorum bakın. New York'un sonuna ne diyelim? Merto diyelim. Kardeşim ismini koyayım. Fuzzy lookup yapıyorum. İterasyon yapıyor. Onda 0 nokta bilmem kaç salisi de yapıyor. Mesela New York dedi ki New York Merto. %50 ile eşleşmiş. Ama eşleşmiş. Gene en iyi bu eşleşmiş. Ondan dolayı bunu koyuyor. Şuraya aslında boş yaparsam da gerek yok ya. Şurayı silersem daha güzel olacak. Bakın o zaman şeyler de ekleyecek. Şöyle yapalım. Fuzzy bu birinci. Bakın en iyi eşleşenler ve eşleşme yüzdeleri. Tam eşleşenleri %100 olarak buluyor zaten. Mesela Amiens diye bir takım varmış. Bir de Amiens SC. Sport Club galiba bu SC. İşte ne yapıyor? Amiens ile Amiens SC'yi aynı olmamasına rağmen. Bakın DoSHARE'a bunların kaçını buluyor. Şundan hiçbirini bulmayacak DoSHARE'a çünkü %100 değil. Bakın buraya ben DoSHARE yapacağım şimdi. Çıkmayacak yani. Şimdi bu siz diyeceksiniz ki bu çok mu zor bir şey? Bu o kadar zor bir şey ki. Çünkü şöyle düşünün. 500 bin satır olduğunu düşünün. İmkansız. Tabii bu array'e gömdüğümüz için 500 bin satırda da çok hızlı çalışıyor bu.
Bakın hiçbirini düşe yara bulamadım. Ama geldi bizim fonksiyonumuz çok güzel buldu. Şöyle silelim şunları. Bu fonksiyonumuz ne yapıyordu? Burada bir her bir array'in onu anlatmadım. Mesela bu Bayesian'si geliyor. Hepsini tek 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 arıyor. En iyi tutanı, Levenstein listini en kısa olanı buluyor. Geliyor bunun yanına onun karşılığını yazıyor ve ne kadarla tuttuğunu yazıyor. Bunun en çok Marcel tutmuş. Hani hep doğru çıkmıyor. Tabi burada şey yapabilirsiniz. Ben yapmadım hepsini göstereyim diye. Mesela %46'ını otomatik olarak alma diyebiliriz. O zaman burayı not available yazdırabiliriz. Mesela Paris Saint Germain'le Paris SG %37 oranında tutmuş. Ve en iyi buymuş. Bak tutmuş. Bu da tutmuş. Bakın bu da tutmuş. Arles'e Orleans tutmuş. Ben biliyorum çünkü yoktur yani. Bakın Arles'i gelelim arayalım burada. Yoktur. Olsa tutar zaten ona benzer bir şey. Arles Avignon varmış. Bizimki niye Orleans'ı tutmuş? Demek ki daha yüksek bulmuş onu. Evet çok ilginç. Öyle olabiliyor ya. Bu tutmuş. Bu tutmuş. Mesela bu tutmuş. Hani bunu tek tek 500 bin satırda 50 aradığınızı düşünsenize. Ölüm ya. İşte bu tarz kodla bu data temizliğini çok daha hızlı yapabilirsiniz. Şurada bir array'e şey atıyorum. Sonucu atıyorum. Bir array'e yüzdesini atıyorum. Sonra geliyorum o array'leri de tekrardan range olarak dışarı çıkartıyorum. Array'leri siliyorum ki hızlansın diye. Ondan sonra da işte hesaplamalar falan yapılıyor. Ama anlayacağınız bizim bu algoritmamız ne yapıyordu? Geliyor. Her biri için tek tek arama yapıyor array içinde. Bunu da bir array'e yüklemiştik ya burayı. Array içinde arama yapıyor ve Levenstein distance'ı en kısa olanı alıyor. Buraya yanına yazıyor. Yüzdesini de yazıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şu yaptığım uygulama bunu edin haline getireceğim. Microsoft'unkinden kat 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 daha güzel. Yani ben yaptım diye söylemiyorum. Gerçekten öyle. Levenstein distance'ı da buradan inceleyebilirsiniz. Mesela Honda ile Hyundai arasındaki Hyundai diye okuyorlar. Arasındaki benzerlik kat sayısını 3 bulmuş. Yani 3 tane ortak harf var diye demeyin. 3 tane ortak harf var mı? Daha fazla var. 4 tane var ama 3 bulmuş. Algoritma bu şekilde. İşte benimki biraz daha hatta bayağı bir geliştirilmişi. Ben kelimeleri temizliyorum. Hecelere göre bakıyorum. Kelime ağırlıklarına göre bakıyorum. Harf yoğunluğuna göre bakıyorum. Eşleşmede sorun çıkartan karakterler var işte. Mesela ne olabilir? Şu olabilir mesela. Şu tarz karakterleri tek tek siliyorum falan. Bir sürü işlem yapıyorum. Ona göre bir fuzzy lookup oluşturuyorum. Bunu da hani benim o iddia programının içine gömeceğim. Edin yapıp da isteyenlere edin olarak da bunu verebilirim. Şöyle benim iyi niyetimi suistimal edildiği için bundan sonra hiçbir şeyi bedava vermiyorum. İstiyorsanız hani ben çok iyi niyet yaptım. Belki 20 kişiye falan yardım ettim. Kimseden böyle hiç beklediğim şeyleri göremedim. Vallahi hiç maile dönmeyenler falan var. Ücret falan da istediğim yok ha. Hani öyle diyorum ki bunu kullanacaksanız bir yerde referans olarak isim verin. Onun için artık kimseye bedava yapmıyorum. Ama bu tarz güzel uygulamalarda yapmaya devam edeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu data bilimiyle uğraşan insanların çok çok işine yarayacak bir şey bu. Herkese iyi sahurlar diliyorum şimdiden. İyi geceler. Ben bunu şey yapamıyorum sonra.